Selamun aleyküm oğlum. Senin ekmeğin yanır mıydı oğlum? Hiçbir şey bulamazsan fırınlara sapardı, bayat ekmek isterdin oğlum. Türkiye'nin her yerinde anılıyorsun oğlum. Ormandan beklemeyelim ama kaprımın başında kaldım, mezarında kaldım oğlum. Benim evladımın filmi buralarda çekildi. Tabii ki buralarda çekilen olayların içinde, filmin içinde biz oynamadık ama bizden ne öğrendiseler onu buralarda çekim yaptılar. Biz de tabii ki biraz işin farkındaydık. Ne olacak, ne gidecek ama. Yani ben şimdi kendi kendime dedim ki hani bölüm bölüm izleyecek ya. Bir izlediğim bölümü unutursun diğerini. Bizi bu ürettiler. Biz dün gece Ankara'ya bindik gittik. Akşam saat 6'da yavrumun filminin kalasını izledim ama bir anne olarak hayatımızı izledim. Ben o çocukların, tabii ki siz de izleyeceksiniz. O çocukların ne şekilde hayatı vardı. Eren kıpır kıpır bir çocuk idi. Hele de o hayat bu küçük çocuklarımda Eren'de. Zaten izleyince siz de göreceksiniz. Bu babadan sonra Eren oldu bize bir baba. Ben akşam saat 6'dan 9.30'a kadar ben hayatımızı izledim. Ben çok kötü oldum. Cumhurbaşkanımızla sıra oturuyorduk. Ferhat Kedik şehidimizin eşi bir yanında, ben de Eren'in annesi olarak diğer yanında oturduk. Ama bizim döktüğümüz gözyaşını Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde döktü. Biz ne kadar ağladıysak o bizden çok ağladı. Hani biz gene yerimizde kıpırtadık, sağa sola döndük, yaşımızı sildik. O önündeki masadan habire gözyaşını, yüzlerini sildi, yaşlarını sildi. Ben bile üzüldüm. Yani onun oradaki bizim hayatımızı izleyip de Cumhurbaşkanımızın üzüldüğü, benim acım birisi orada ikiye katlandı. O da bizimle beraber ne insanlar orada gözyaşı döktü. Ne bakanlarımız, ne belediye başkanlarımız, ne milletvekillerimiz. Aynı benimle beraber ama ben anneydim, ben daha kötü oldum kızım. Ara ara izleseydi bir bölüm izlerdim. Biraz geçerdi aradan, bir akşam iki akşam sonradan izlerdim. Bir araya gelmezdi. Bizim filmin başlangıcından sonuna kadar izlediğimiz için ben çok kötü oldum. Yani halen kendimde değilim. Kendi dengemi sağlayamıyorum. Evladımın 1 Ocak doğum günü. Abisini, Emre abisi var, aradım, dedim oğlum Eren'e bir pasta yaptır da kedir. İçimden şunu geçirdim, hani yazdır ona dedim. Eren sen 15 yaşına kadar bir gün doğum günü kutlamadın. Sensiz doğum gününün hiçbir değeri yok diye yazdır ona dedim. Bakacağım ne yazdıracak ona. 4 yıldır doğum günü kutlarım ama kendi kendime kutlarım. Benim evlatlarımın hangisi olursa olsun Karadeniz çocukları istahlıdır. Benim evlatlarım bir oturuşta o bir basta bir tanesi yer. Hiçbir tanesi dokunmaya. O kardeşleri yok, abileri yok. Hiçbir tanesi dokunmaya ona. Ben 13 tane evladımın birini vatana şehit verdim. Burada büyüttüğüm evladımdan gururluyum. Onu yapmış olduğundan gururluyum. Ama işte evlat bir yerde de acısı, hüzünü var. O yüzünü de, o acıyı da unutamıyorum. Eren bugün yaşasaydı 20 yaşını dolduracaktı. Eren'imden mutluyum, gururluyum. Öyle bir evladın annesi olduğum için, Eren'in burada yapmış olduğu için benim ona emeğim helali hoş olsun. Ben ona hakkımı helal ederim. O acaba bana evlatlık hakkını helal edecek mi? Yani bir çocuğu sadece doğurmak, o köyde hayat şartlarına yaşatmak, hiçbir ananın, hiçbir babanın yani tavsiyesi olamaz kızım. Ben onları çok yokluk içerisinde eşimi kaybedene kadar biz şu gördüğünüz gecekonduda mutluyduk. Dört dörtlük bir aileydik, huzurluyduk. Ne zaman ki eşimi kaybettim, bir yıl sonra Eren'imi şehit verdim. Benim dünyam yıkıldı, başıma yıkıldı. Beni en çok etkileyen bölüm benim yavrumun şu evde aynen öyle yoğumayı yapıp da hani aynı bizim dediğimiz gibi markete gidiyor. Markette kendi 4 paket o küçük paketlerden makarna alıyor. Parası 2 taneyi alıyor.
Onları poşete diye bir çuvala koy, omuzuna sırtla, kalıyı bu kapının önünde yere koy. Beni etkiledi. Bir daha benim evladımın orada şehit olup da şu sırt üstü düşüp da gözlerinin açık kalması, ben orada daha ne oldum, hayattan koptum. Yani ben Eren'imi orada gerçek gördüm. Onun için o kadar üzüldüm, o kadar üzüldüm. Acaba benim evladıma sebep olanlar kimin bir parmağı varsa onlar da hiç bir lokma üzüntü oldu mi? Ben onu merak ediyorum. Acı acıdır, acı unutulmaz ama benim evladımdan bana çekilip de kalan film olacak. Onu izleyip izleyip yani onunla gönlümü eğlendireceğim. Evladımı özlediğim zaman onu açıp onu bakacağım, onu izleyeceğim. Emeği geçen herkese teşekkürler. Yanır mıydı oğlum? Hiçbir şey bulamazsam.